İçimde bir müzik yüzüyor Mutmain. Kim koydu ta oraya? Onu kim? Onunla gezdim gün boyu. Yoruldu o da. Dinleyebildin ve sevdin. Bizi eski bir resimde gördüm bugün. O ikisini orada unutmuşuz gibiydi. Ellerimiz acemiymiş, gözlerimiz usta ve çok gençmişiz. Dur, dur ağlama. Bazı sorularım var elbet benim de. Mesela sevmek doymak mıdır? Açlık mı yoksa? Mesela özgürlüğe inanır mısın desem, bu kadar sevmişken hala. Bir Ahmet Murat şiiriyle açtık. Tabii destur aldık Ahmet abiden şiirini okurken. Şiirin kaynağı da burada. Estağfurullah. Abi hoş geldin. Ağzına sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Bu arada hem bir Ahmet Murat şiiriyle açtık, hem de biraz önce çaldığımız parçada bir Ahmet Murat seçimi. Özellikle bu parçayı seçmenin de bir şeyi var, arka planı var bildiğim kadarıyla. Var mı? Var olduğunu söylüyordum biraz yani önce. Şöyle abi. Sattım hemen. Sen şarkı yolunu demiştim ya hani ya biz bunu Lena Şamamyan'dan dinlemeye alıştık ama bu evet. Hanımefendinin sesi farklı bir ses. Daha değişik, daha klasik natural diyorlar ama daha klasik bir ses. O yüzden bizi celbetti. Lena Şamamyan'da o caz altyapısı biraz daha hani batılılaştırıyor aslında. Biraz yumuşatmıştı şarkıyı. O daha yaygın klasik yani. Bu Gade Şebir. Şebir de abi. Diye uğraştık bulduk işte. Bulduk ismini. Suriyeli bir solist. Daha klasik okuyor. Daha o bahsettiğin caz şeyi havası daha az falan. Modern dinleyicinin işte kulak zevkini nispeten zorluyor falan. Değil mi yani biraz öyle bir havası var ama doğru şey bu. Muhtemelen doğruya en yakını budur herhalde. Yani Feyruz'un ilk dönem yaptığı müziklerin havası var böyle. Yani Feyruz bunu zaten bu tabii, eseri Feyruz derleyen Feyruz. Ha derleyen Feyruz. Derleyen Feyruz diye biliyorum ben. Allah Allah. Ben yeni bir şey daha öğrendim. Evet o ilk bulan, derleyen ve işte o ta herhalde 40-50 yıl olmuştur. İşte ilk defa bir böyle müzik festivali günü gibi bir yerde tanıtan, patlatan diyelim. Patlatan. Feyruz yani. O da okumuşluğu var tabii. Onu okuyor. Ama sanki bu hani Feyruz sevenler ne der bilmiyorum ama bu Gade Şebir'inki sanki bu daha olmuş gibi. Daha olmuş gibi görünüyor. Yani daha modern versiyonlarına göre bu versiyonlar dinleyiciden biraz daha emek istiyor sanki değil mi abi? Yani bir de sanki olanlar emek istiyor. Bir de enstrümanlar da sanki daha orijinal. Endülüs, şimdi Endülüs parçası, onu söyledik mi bilmiyorum. İşte Endülüslü bir eser. 900'lü yıllardan falan bahsediliyor bunun. Ya resmen antik abi yani şarkı. Şiir de Endülüs, Endülüs'ün muvaşşah denen, Endülüs'e özgü bir şiir türü var. O muvaşşah türünde yazılmış bir şiir. Ya bizim nutuk gibi mi abi? Tasavvuf. Tam değil aslında. 900'lü yıllar ise eğer o dendiği gibi, hatta 900'lerin ortaları falan gibi bir tarih rastlıyoruz. Eğer öyleyse şöyle bir şey var. Yani Nutku Şerif'i kastediyorsun değil mi? Nutku Şerif'i. Yani sufilerin şiirlerini kastediyoruz. Eğer öyleyse bu şiir daha o Nutku Şerif tipindeki sufiyane şiirin oluşmasından ve klasikleşmesinden daha önceki bir tarihe denk geliyor. Yani biraz şöyle önce, daha öncesine denk geliyor. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor sanki. Hani büyük sufi şairlerin ortaya çıkması, görünür olması, işte İbnül Farid gibi Arapçada bahsediyorsak İbnül Farid gibi efendim Sultanül Aşıkîn'dir kendisi. Öyle anılır. Ebul Hasan Şüşteri gibi Endülüslüdür bu Muvaşşah'ın doğduğu, bu şarkının doğduğu coğrafyanın önemli bir ismi gibi veya İbnül Arabi'nin Tercümanül Eşvak'ı henüz yazmasından ve diğer andığımız isimlerin henüz zuhurundan önce ortaya çıkan bir tarih, bir işte döneme tekabül ediyor. Onlar 1200'lü yıllar gibi oluyor. Daha 200 yıl kadar öncesinden bahsediyoruz. Bu dönemde şöyle bir şey var.
enteresan bir şey. Aslında bugüne ışık tutan da bir tartışma gibi geliyor bana. Hani İslam'da müzik var mıdır, yok mudur? İşte haram mıdır, haram mıdır, helal midir? Sema var mıdır, yok mudur? İşte müzik eşliğinde bir zikir ortamı mümkün müdür, değil midir falan gibi tartışmalar. Ya da sadece bendir mi vurulur, tel gibi, gibi bir tartışmalar var. Bir de okunan sözlerle alakalı da tartışmalar da var. Oradaki benzetmelerle mi alakalı abi? Hani yüzünü diyelim cemale benzetiyor, nura benzetiyor işte. Aynen, bir sembolik bir örüntü var ya orada. Bir sembolizmle ilgili bazı sıkıntılar. Sembolik bir örüntü var orada. O örüntüye dair de, o dokuya dair de bir tartışma var. Bu tartışma bugün nispeten durulmuş bir tartışma gibi. Yani taraflar pozisyonlarını almışlar, kararlarını vermişler. Şöyle diyenler ayrılmış, yok böyle diyenler de ayrılmış. Ama bu tartışmaların çıktığı tarihlerle de tekabül ediyormuş aslında parçanın ortaya çıktığı zamanlar. Ve şöyle bir şey var orada, bir ortam var. Henüz büyük sufi şairler ortaya çıkmamış. Dolayısıyla dil henüz mesela Yunus Emre Hazretleri gibi daha Türkçe'de de ortaya çıkmamış. Hafız gibi, işte Mevlana gibi, Senai gibi, Farsça'da da ortaya çıkmamış. Attar gibi orada da ortaya çıkmamış. Arapça'da da ortaya çıkmamış henüz o büyük şair nesilleri. O geleneği önceleyen bir şey var. Bir şey var. Orada bu tartışma aslında oraya tekabül eden bir tartışma. Çünkü şöyle, henüz nasıl diyelim, sufiyane iştiyakı, duygulanmayı ve dalgalanmayı, duygusal dalgalanmayı karşılayacak bir literatür oluşmuş değil. Peki bu ihtiyaç nereden karşılanacak? Standart aşk şiirlerinden. Standart aşk şiirleri devşirilerek, o aşk şiirleri şeye mal edilerek, nasıl diyelim, ortama mal edilerek, sufilerin kendi halkalarında eritilerek değerlendirilmiş. Tabii bu şiirlerde standart klasik aşk şiirleri olduğu için işte kirpik var, zülüf var, yüz var. Bayağı var. Bir şiirin seyri sülüğü gibi bir şey. Evet, bunlar var. Şimdi bunlar, bunları dinliyor. Normalde bunları dinleyip demleniyordu şey. Arap kamuoyu. Bizimkiler de cezveye geliyorlar. Bizimkiler de dil diyor, zülüf diyor, bizimki de cezveye geliyor. Nasıl olacak bu iş? Tartışını bulalım. O sarhoşluk üzüm yaratılmadan önce hasta olan bir sarhoşluk. Evet. Yani şimdi olaya bu şekilde bakınca tartışmalar aslında manidar buluyoruz. Yani hakikaten tartışmaya değer bir şey. Aynı şiiri öbür sokaktaki meyhanede dinliyoruz. Yani maddi meyhanede, maddi şarabın meyhanesinde dinliyoruz. Sokak değiştirince bir sonraki sokakta bu sefer yine sufilerin meyhane dedikleri kendi demlerini ve işte tevhid şarabı diye adlandırdıkları, o işte bütün bunların, bu cümbüşün cereyan ettiği yerde de aynı şiir dinleniyor. Ben bunu hep programda anlatırım. Belki bu üçüncü anlatışım olacak. Bu Hüseyin Siret Bey'in meşhur adı. Söylüyorum arkadaşlar. Bayağı tanındı Hüseyin Siret. Tanındı. Ama Ahmet abinin dediği şey tam denk geliyor. Hüseyin Siret Bey'in meşhur "Geçti Sevdalarla Ömrüm, İhtiyar Oldum Bugün" diye bugün meyhanelerde çalınan şarkısı var abi, biliyorsunuz. O anormalde bir şey. Bir tasavvuf eseri. Yani çünkü şiirin sonunda "ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün" diyor. Yani Fahrettin Efendi'ye intisap ettikten sonra kaleme aldığı şiir. Bu tam dediğin şeye denk geliyor. Birisi onu meyhane demlenmek için kullanıyor, öbürü de vecde. Aynı. Mesela tam şimdi yani. Demin ismi geçti Şüşteri'nin. Ebul Hasan Şüşteri, o da Endülüs'tü. Acayip böyle güçlü bir şair. Efendim düşünür falan. Onun bir şiiri var. Bu şiirde işte Meknes, Fas'ın Meknes şehrinde rastladığı bir Şüveyh diyor o. Yani küçük şeyhcik. Bu ya genç bir yol gösterici bir sima, esrarengiz, gizemli bir yol gösterici sima, ya da bu küçük olması belki de şeye dayanıyor. Nispeten işte beli bükülmüş, kamburlaşmış ve küçülmüş bir ihtiyar da olabilir. Ama belki de minyon bir. Yani bir orada yol göster, bir şeyhten bahsediyor ve onun
işte dünya benim neyime, insanlar benim neyime falan gibi o standart muhtevayı dair, o muhtevayı aktardığı bir nasihatini şiirleştirmiş. Şimdi 1000 yıl önce olmuş bu. Bu şu anda bunun eşliğinde göbek atılıyor mesela şeyler. Dubai televizyonunda falan ben rastladım yani. Fiilen göbek atılıyor yani. Aslında içerik başka bir şey. Yani işte şey gibi abi, Abdullah bin Mesud'un biliyorsun meşhur marşı, işte yani tam zühd hayatının o hani daha sufilik başlamış ama şimdi IŞİD biliyorsun onu marş olarak kullanıyor. Adam sufi yani. Hatta yani sufinin başlangıcı. 15'li türküsü eşliğinde de göbek atılıyor. Yani o da var. Yani. Şimdi nereye gideceği kestirilemiyor. Yani bunu çünkü şöyle düşünüyorum ben bu konuda. Şey var. Mesela maddi sarhoşlukla ve şöyle diyelim manevi sarhoşluk, manevi baş dönmesi, tamam mı? Halini, o sarhoşluk halini, şeyin paralize olması halini, aklı meaş diye de adlandırılan gündelik aklın, cari aklın falan o paralize olma halini açıklamak ihtiyacı hissediyorlar. Bunu açıklarken elde yeni bir model kurmak, bir örüntü oluşturmak, bir model kurmak ve onu çalıştırmak yerine hazır yapılmışı var. Yani o yapılmışı da şarap içerek sarhoş olanların modeli. Yani orada zaten bir şey alıyor, bir şey dahil ediyor bünyeye. Onun sonucunda bir sarhoşluk yaşıyor. Sarhoş olmakla da dünyadaki, dünyaya dair ölçüleri karışıyor. Cebindeki bütün parasını o sarhoş masaya bırakıp kalkıyor falan. Yani arkadaşı onu bana versene deyince veriyor falan. Veya bir gözü kararıyor, başka bir şey dönüşüyor. Normalde normal adamın, değil mi yani? Hani ayık adamın yapmayacağı şeylere bulaşıyor falan. Orada kurulmuş bir model var. Bu model uyarlanıyor aslında. Bu model uyarlanıyor. Yeni bir model kurmak yerine uyarlanıyor. İşte öyle olunca da böyle karışıklıklar ortaya çıkabiliyor yani. Ama tatlı tezahürler öyle. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bizde en düz bizim kamuoyumuzda hatta ne denir? En düzle alakalı mevzularda hep en düzün düşmesi, işte İspanyolların birleşmesi, Avrupa'nın ortasında bir İslam devleti olması, işte onu kaybetmemiz hep bu minval arasında konuşulur. Yıllardır konuşulur. Yani Endülüs kelime olarak çok popülerdir. Ama Endülüs sanatı, şiiri, müziği, mimarisi bununla alakalı doyurucu hemen hemen hiçbir şey yok. Yani ciddi çalışmalar da yok. Oluşmuş bir şey de yok. Entelektüel kamuoyu da yok. Oysa hani Endülüs düşse bile artık İspanya'da var olmasa bile bir şekilde bir şarkının içerisinde hala ayakta. Bugün biz o şarkıyı dinliyoruz. Ve kim bilir Endülüs'ten bize kalan daha neler var ve bunları yaşıyoruz. Yani bize biraz herhalde coğrafi uzaklık sebebiyle olsa gerek. Başka faktörler de var. Mesela mezhepsel faktörler de var. Endülüs, Maliki mezhebi ya da Zahiri mezhebi gibi. Bizim bugün mezhepsel farklar çok önemsiz gibi gelse de aslında eskiden o alışverişin kolaylaşması için mezhepsel yakınlıklar önemliydi. Coğrafi uzaklık, bu tür farklılıklar sebebiyle Endülüs'te alışverişimiz bizim birazcık şey olmuş. Yani kültürel alışverişimiz nispeten daha kısıtlı olmuş. Ama ilginç bir şekilde Endülüs'ün çıkardığı hani en önemli isimlerden bir tanesi İbnül Arabi'nin asıl tezgah olarak Anadolu'yu seçmiş olması, Anadolu tezgahını kullanmış olması, gidip ayrılıp tekrar bir daha gelip, işte geride Sadreddin Konevi gibi bir mahsul bırakması, hemen onun Davud-u Kayseri gibi bir başka mahsule dönüşmüş olması. Gerisin 13. yüzyılda olması da garip değil mi abi? Yani bir, ya 13. Evet. yüzyıl zaten çok garip bir yüzyıl. Yani. Acayip bir şey yani. Tabii. Hepsi o yüzyılda. Tabii. Yani Yunus Emre orada, Mevlana Hazretleri o yüzyılda. Tabii. Konevi Hazretleri öyle, İbn Arabi orada falan. Yani öyle bir kelime uygun bulmuyor ama resmen tasavvufun altın çağı yani. Öyle bir altın şey. Altın çağı, doğru. Siyasetin de berbat çağı. Yani her şeyin karma karışık olduğu. Evet. Değil mi? Bak, tuhaf bir dönem yani. Evet. İşte bu yani Sadreddin Konevi mahsulü var. Hemen yakın bir iki nesil içinde Davud-u Kayseri, Kayserili Davud mahsulü var. Kayserili Davut
bu topraklar açısından önemi şurada. Orhan Gazi'nin kurduğu ilk Osmanlı medresesinin de aklı, yani ona teslim ediyor yüksek öğretimi Osmanlı. Yani şöyle düşünelim, Osmanlı'nın yüksek öğretiminin format atılması işi bir Ekberi'ye düşüyor. Hemen zaten bir sonraki nesilde de yine bir Ekberi olan, herhalde dedesi bakımından Konevi'nin talebesi olmak bakımından da Molla Fenari de ilk Şeyhülislam oluyor. Yani İbnül Arabi, Endülüslü İbnül Arabi'nin... Yani Ekberi derken İbnül Arabi'yi kastediyorsun herhalde. O tabii tabii, o ekol. Şeyhül Ekber'den. Doğrudan orada, yani Davud-u Kayseri doğrudan Abdülrezzak Kaşani'den feyiz alarak falan gelmiş. Yani şöyle, oralara hani girmeyerek de konuşabiliriz. Endülüs'ün bizdeki asıl tesiri İbnül Arabi'nin bu Anadolu tezgahını kullanmasıyla ortaya çıkıyor. Peki o zaman alaka nedir? Yani biz aslında oranın şöyle söyleyelim, manevi mirasını devralmışız. Ve uzun yıllar boyunca da aslında burası o mirasın başlıca şey olmuş. Bu da abi bir şekilde bugünkü Osmanlıcılık anlayışıyla da tezat mı oluyor? Yani, tezat gibi görünüyor biraz. Yani Endülüs... Şu anda yükselişte olan, evet, popüler olan... Endülüs hani hakkında yeterli kaynak var mı diye konuşuyoruz ama bir yandan da bunu hani... Osmanlı hakkında var mı ya da Selçuklu hakkında var mı diye de çevirip sorabiliriz. Yani manevi ekolü bir sufi geleneğe dayanan bir imparatorluktan bahsederken bayağı selefi bir şeye içtihatlar kullanıyoruz sanki. Yani en azından hani o üslup, yöntem, muhteva, yani bugünkü yeni Osmanlı ya da Osmanlıcı yükselişte tezat gibi duruyor. Orada bir temassızlık var sanki. Bana da öyle geliyor. Çünkü şöyle, bugün Osmanlıcılık denince zihinde canlanan şeyin içinde, o terkibin içinde siyasal coğrafya, siyasal tasarım başka her şeyin önüne geçiyor. Yani Osmanlıcılık denince hemen bir coğrafya tahayyül ediyoruz. Yani o duvarlara falan astığımız ardından bir, semboller aklımıza geliyor. Evet, bir coğrafya tahayyül ediyoruz. Mekter müziği canlanıyor. Evet. Yani. Hepsi siyasi simgeler abi. Evet, yani bir o şey özellikle de bir yatay bir şey canlanıyor bizde. Yani yatay bir durum canlanıyor. Bu yatay durum coğrafyaya tekabül eden bir şey. O canlanıyor. İşte bunu biraz yani medeniyet değerlerimiz, medeniyet ne deniyor? Kodlarımız mı deniyordu? Böyle şeyler de var. Bunlar da falan da bunlar eklenince de şey canlanıyor. Yine yatayın üzerindeki bir takım kabarmalar. Bu kabarma nedir? Cami kabarması, medrese kabarması, işte ordu kabarması. Yani yine yatay üzerindeki bir takım zeminin yani verdiği tepkiler canlanıyor. Yani dikey bir tasavvur değil, daha yatay, daha coğrafi, siyasal coğrafyaya dair bir şey de canlanıyor. Burada bir eksiklik var. Var. Yani bunu bazı tarihsel anekdotlarda, var, detaylarda falan da insan fark ediyor. Şeyh Galibi düşünün. Mesela yani Şeyh Galibi'nin Sultan 3. Ahmet'le olan münasebeti, dostluğu, hatta zaman zaman Osmanlı şey olan dostluğu, zaman zaman siyasete de meyletmesi, hatta o yeni kurulan orduyu desteklemesi, yani Galata Mevlevi Hanesi'nin de o devlet yapısının içerisinde bir taraf tutan, işte bir müdahale eden, biz de burada izleyen havası mesela bana direkt bunları düşündürtmüştü. Bizim Osmanlıcılık anlayışımızla şey yapmıyor, yani örtüşmüyor. Evet, mesela şiiri, yani Türk şiirini, Osmanlı'nın ürettiği şiiri ihmal ederek Osmanlı dünyasını anlamanın imkanı, ihtimali yok. Yok yani, öyle bir ihtimal yok yani. Orada Osmanlı'yı çalışmaya nereden başlayalım sorusunun cevaplarından bir tanesidir bu. Yani o şiiri, o şiirdeki altta ki biraz önce kullandığımız ifadeyle örüntüyü çözmek, oraya nüfuz etmekle ancak biz o zihniyete nüfuz edebiliyoruz. Şiir, hayat bilgisinin, dünya görüşünün, dünyayı yorumlama, anlama çabasının temel perspektifi olmuş neredeyse.
temel perspektif olmuş. İnanılmaz biçimde temel perspektif haline gelmiş. Ve çok yoğun bir şey malzemesi, zihniyet malzemesi tutuyor orada. Bu zihniyet malzemesini de anlamanın önünde, yani Osmanlı şiirini anlarsak Osmanlı zihniyetini anlayacağız. Yani bağlantıları kuralım. Hı. Ne o Osmanlıcılık? Zengin içerikli bir Osmanlıcılık haline gelebilecek. Peki anlayalım bu Osmanlı şiirini, Türk şiirini diyelim, Osmanlı şiiri falan değil. Türk şiirini anlayalım, zihniyeti de biraz anlayabilelim dediğimiz takdirde önümüzdeki engel bir vokabüleri ve sözlük engeli değil. Yani bilinmeyen kelimeleri çıkartın diye bir şey vardı ya hani. Yukarıdaki şiirde bilinmeyen kelimeleri çıkartın. Yani sanki öyle yapınca divan şiirini anlaşılacak gibi geliyor. Gibi. Şöyle şu ortaya çıkıyor. Bize form dayatıyorlar sürekli. Evet. Gazel koşma, hangisi gazel, hangisi koşma gibi. Bir. Evet. İkincisi bir de bilinmeyen kelimeleri çıkarttığın takdirde şiiri çözmüş oluyorsun. Bulmaca oynuyorsun. Bulmaca oynuyorsun, şiiri çözüyorsun, anladığını düşünüyorsun. Fakat bakıyorsun ki bütün bir... diğer divandaki diğer şiirlerde bu şiirin benzeri gibi gelmeye başlıyor sana. Yani modern zihnin o skandala alışmış, yeniliğe ve icatçılığa alışmış yaklaşımı sebebiyle karşında sıkıcı bir birikim varmış gibi yani geliyor. Yani tüm şairler Zülüf'ten bahsediyor, ya, Kemal gül, Kaş'tan gül, bahsediyor. Çiçek böcek edebiyat işte. Çiçek böcek edebiyat işte. İşte şey diyor, uzun boylu, selvi boylu diyor işte. Falan. O modern zihin ya bu hepsi birbirinin aynısı. Yani oysa, Nedim de aynı, Baki de ayrı, Şeyh Galip de aynı diyor. Öyle zannediyor, öyle algılıyor. Bu da işte o zihniyete nüfuz, yani daha doğrusu o şiire nüfuz etmenin yolunun sözlükten değil, bir tür zihniyet arkeolojisinden geçtiğini gösteriyor. İşte aynısını abi modern şiir için de yaptılar lise kitaplarında. Yani şair burada ne anlatmak istemiştir meselesi var ya. Yani işte koyuyor Orhan Veli'nin diyelim o meşhur işte ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımla, dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle. İki mısra çok iyi hatırlarım lise kitabında. Şair burada ne anlatmak istemiştir? Şair zaten anlatmış anlatacağını. Yani daha ne anlatabilir ki? Yani daha ne söyleyebilir ki şair? Bunun üstüne biz ne diyebiliriz? Yani çünkü bizi orada başka bir tartışmaya götürmek istiyor oradaki lise kitabındaki mesele. İşte şiir mi, musiki mi? Şiirde musiki ne kadardır? İşte hece vezni mi, serbest vezin mi? İşte hece ölçüsü kaçtı falandı filandı. 14'lü müydü, 8'li miydi? Yani bizi sürekli formel bir şeyin, bir biçemin içine hapsediyor şiir anlamaya doğru giderken. Bir de temel şeyler bırakıyor. Hep dalga geçilen meselelerdir abi. İşte Ahmet Haşim demiş ki şiir sestir bilmem nedir. İşte İlhan Berk demiş ki şiir anlamsızdır, anlamsızlığın sesidir falan. Aynısını işte o divan şiirini yaptıklarında aynısını modern şiirde de yapıyorlar. Dolayısıyla ortaya tamamen formel bir şey çıkıyor. Biz kitap fuarlarına falan gittiğimizde, imza günlerine falan gittiğimizde hala bu tip şeyler rastlıyoruz. Şu dizenize ne söylemek istediniz diyor mesela. Bu bana çok enteresan bir soru olarak gelmiştir. Yani bir ressama mesela hani bu resimde acaba nasıl bir şey anlatmıştır diye bir soru genelde sorulmaz. Resmin önüne geçilir ve bakılır. Ya da bir müzik eserini düşün. Şeyde işte lisedeyken bir hocamız böyle bir klasik müzikten şeyler dinletirdi, parçalar dinletirdi. Bu dinlediğiniz şeyler sizi ne çağrıştırıyor diye sorardı. Benim çok hoşuma giderdi yani. Böyle bize marifli özellikle böyle enteresan çıkışlar yapacak insanlar lazım. Eğer bu formele hapsolursak abi bu dediğimiz meseleye denk geliyor. Her şeyi bir düzlemin üzerine oturttuğumuz şeyler halinde düşünmeye başlıyoruz. Küçük küçük evciler halinde düşünmeye başlıyoruz. Sözünü balla keseyim. Bir müzik dinleyelim. Bu kadar müzikten konuşacak. Bari müzik dinleyelim. Figen Genç söylüyor Nazende Sevgilim. Arkasından. Biraz şarkı yanlış mı söyledim ben? Nazende Sevgilim. Nazende Sevgilim. Eyvallah. Tamam. Arkasından devam ederiz. Thank you.
Osmanlıcılıkta kalmıştık. Hangi Osmanlıcılık fakat derken? Fakat tweetler var. Biraz tweetlerden bahsedelim. Evet. Orada da benzer sorular da var. Ahmet abiye gelen sorular da var. Yani şöyle Ahmet abinin televizyonlara çıkması için büyük bir kampanya yürütülüyor şu an Twitter'da. Yani biz Ahmet abiyi çok özlemiştik diyorlar. Biz Ahmet Murat'ı çok özlemiştik diyorlar. Biz iletelim. Eyvallah, sağ olsunlar. Şey yaptık abi, program başlamadan önce bir hashtag açalım dedik. Sizin Ahmet Murat dizeniz diye. Neredeyse kitabın artık yani... Tamamını yazmışlar. Yani. Tamamı, 3 yıl kitabının tamamı yazılmış durumda. Öyle böyle güzel şeyler. Yusuf Kaplan hocamız, çok teşekkür ederiz. Endülüs şiirinden ruh üflüyor Ahmet Murat Ülke TV'de demiş. Yusuf abimiz sağ olsun. Sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Tuğçe Kaplan demiş ki Ahmet Murat hocam, Muhittin Şekur'un kitapları hakkında ne düşünüyorum, merak ediyorum demiş. Böyle bir soru sormuş. Biz de iletmiş olalım. Boş abi. Değilim söyleyeyim. Muhittin Şekur arkadaşlar. Yine bir kullanıcımız demiş ki Ahmet Murat TRT'de seslendirmenlik yapıyor mu? Yapmazsa teklif geldi mi demiş daha önce demiş. Yok ya, yapmıyorum. Çok garip bir soru. onun haricinde böyle birçok övgü tweet'i var, sağ olsunlar. Yani bize hakikaten kötü tweet gelmiyor abi. Böyle bir şey... Kızdır. İnsan şimdi bekler mi yani? Filtre mi kurdunuz şeye? Kötüleri ayıklayan bir... Baba yok yani. Kötü bir şey yazmamışlar. Hepsi sağ olsun. Çok sağ olsun. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel şeyler yazmışlar. Evet abi. Evet, Muhittin Şekir'e boş değiliz tabii. Oradan abi nereye bağlayacağım, ben de şaşırdım. asıl ben şeye getirmek istiyorum. Muhittin Şekir bu arada Türkiye'de meşhur. Yani Türkiye'de tanınıyor. Mesela Amerika'da okuru yok yani. Allah'ım, ben bilmiyorum yani. Evet. Normalde Amerikalı bir zaten kendisi. Tabii Amerikalı, işte zen, siyahi, efendim bir psikoloji profesörü, hocası. Çok tatlı da, hoş da bir abi. Dışarıda tanınmayıp da Türkiye'de popüler olan, tanınan. Var. Bir tanesi işte Muhittin Şekir Hoca. Hatta gelip buraya ilk imzaya falan geldiğinde herhalde sağda solda fotoğraflarını falan da görünce, kitabın tanıtımı, işte bir metroda bir şey, kitap fuarında bir büyük işte görsel falan, bunları görünce çok şaşırmış yani. Allah yani. Bu hangi ara ben neymişim böyle? Fakat şöyle diye. Su üstüne yazı yazmak 90'lı yıllarda çok, 90'lı yılların sonunda hemen, yanlış söylemiyorsam, evet, çok meşhur olmuş bir kitaptı. Çok meşhur olmuş. Hatta bir kitaptı. Bir şeye çok denk gelen bir şeydi yani. Evet, ve ismi çok kullanırlar. Kitaptan çok ismi çok kullanırlar. Bir de şimdi mütercimler de önemli. Sevin Okyay, Senay Demirci. Evet, doğru. İyi bir Türkçe falan, güzel bir tercümeydi o. Kendisinin bunlardan o zamanlar haberi yoktu herhalde. Haberi yoktu çünkü o tarihte Türkiye'de böyle şeyler haber verilerek olmuyordu yani. Çünkü bu şey gibi olmuş abi. Müslüm Gürses'in bir Gülhane konseri var. Kalabalığa bakıyor, şey diyor, biz neymişiz ya?
Ben su üstüne yazı yazmak tabii konumuz değil ama su üstüne yazı yazmak kitabının bir hani janr denir ya, öyle bir şey oluşturmasını beklerdim doğrusu ama öyle bir şey oluşturmadı Türkiye'de. Bu da bana enteresan gelir. Türkiye'de değil, dünyada da oluşturmadı. Bu da bana ilginç gelir yani. Yani bir o yaşanan kalbi, manevi tecrübelerin gündelik hayatla böyle eşleştirilerek bir okumasını yapmak falan gibi bir şahsen böyle bir janr oluşur ve oradan bir şey yürür, bir edebiyat yürür gibi geliyordu bana. Ona da aslında müsait bir şeydi. Müsait bir şeydi müsait aslında. Bir şeydi. Evet. Olmadı. Şimdi de Gölgeler ve Koridorlar diye bir kitap yazmış herhalde. Gölgeler Koridoru. Gölgeler Koridoru. Mesela bugünlerde felsefede bu metot ya da üslup çok kullanılıyor. Aslında öyle, evet. Evet, yani son zamanlarda hani yükselişte olan felsefeciler, evet. İşte Simon Kreitli gibi, Bauman gibi, yani gündelik hayat retoriklerini ağır felsefe ile damıtıp sunuyorlar ve çok daha kolay okunan, anlaşılan, belki hatta daha derinlemesine gitmeye de müsaade eden bir üslup ortaya çıkıyor. Şimdi tabii şeyde Batı'da bunun aslında bir şeyi var, geleneği de var. Mesela 70'lerin kült kitaplarındandır bu şey. Motosiklet bakım sanatı ve Zen kitabı mesela. Evet. Hani yazarın herhalde iki kitabından bir tanesi. Lila, diğeri Lila, o çok tutmamış mesela. O tutmamış ama bu mesela böyle patlayan falan bir kitap. Tam da aslında su üstüne yazı yazmanın bir şeyi, o janrda bir kitap. Ama devamında Amerika ve Batı'da buna paralel bir popüler edebiyat oluşmuş ve oradan yürümüş. Şey aslında abi, o işte Beat Generation var ya, Beat Kuşağı. Evet. Aslında hani o yolda romanının etkileridir o şeyler. Zen ve motosiklet bakım sanatı. Evet. Onu izleyen birkaç kitap. Tabii. Ama orada çok ciddi bir felsefe okuması var. Felsefe tarihi, Platon, Platon şey, falan, evet. Evet. Çok ağır, yoğun bir... Hatta bu Sofi'nin evet. Dünyası mıydı? O kitabı da ona, yani Zen ve motosiklet bakım sanatının daha ehlileştirilmiş. Daha evet. Sen çok doğru bir şey söyledin. O Beat Generation'ın etkisi. Çünkü onlar da bir şeyleri tecrübe ediyorlar ya. Yaşayarak o yaşantının Ahmet abinin şeye... programın başında söylediği hani o sarhoşluk, yani gündelik bir manevi sarhoşluk, felsefesi. Bir maddi sarhoşluk ve yani o tecrübelere bir şekilde ihtiyaç duyma hadisesi aşağı yukarı aynı şey. Yani oradaki o Beat Generation'ın o sarhoşluk, işte drag halleri, keş halleri ve bunu gündelik hayatla harmanlamaları başka şeylere de sebep olmuş. Yani adam o sarhoşluk halini alıp oraya felsefe koymuş. Hatta bilim koymuş. Da başka şeyler koymuş ve böylece belki de bir şey çıkmış, yani bir okuma yazma tekniği ortaya çıkmış. Yani bugünlerde bunu takip eden bazı kitaplar yayınlanıyor. İşte bu Shams Friedlander'ın kitapları gibi, yine Roger Frazier'ın kitapları gibi. Var ama o su üstüne yazı yazmak gibi değil. Yani su üstüne yazı yazmanın iktidar kitabı mı diyelim? Ne diyelim abi? Bilmiyorum ki, iktidar sürecini anlattığı kitap mı diyelim? Öyle bir üst kavrama iktidardan şey yapalım. İktidardan sanki daha sonraki o daha sonraki biraz bir seyri sürük. Yani bir tür dünyayı okuma anahtarına sahip oluyor. Ve o anahtarla işte mutfak meselelerini, değil mi, bahçe meselelerini, dam akıyor falan, neyse yani o meseleler, gündelik sorunlar bir anda maddi sorunlar olmaktan çıkıp şeye o anahtarı ele geçirmiş olan taze Müslüman Muhyiddin'e bir şey sunuyor. Böyle imkan paketleri sunuyor. Onun üzerinden mesela aslında lavaboyu açarken bir şekilde iç dünyasında tıkanmış bir yeri açmaya tekabül ediyor. Yani için biraz önceki o şiir hakkındaki söylediğimiz geçerli. Modeli dışarıda buluyor, o modeli uyarlayabiliyor. Yani içerideki bir ihtiyaç olmasaydı o ona model olarak gelmezdi zaten. O ihtiyaç çeşitli modeller buluyor. Bu güzel bir yöntem. Güzel bir yöntem. Yani o yüzden mesela yani menkıbe, kıssa, mesel, efendim mesnevi tarzları tipinde, yani dışarıdaki modelleri manevi ihtiyaçlara ve yapılara uyarlayabilecek o örtüşmeler aslında yani geleneksel dünyanın kullandığı yöntemler.
Yani aslında aramaya çalıştığım şey abi bir gündelik hayat üslubu değil mi? Gündelik hayatın felsefesi diye, evet, bir şey. Yaşama sanatı. Hayatın, yaşama sanatı. Yaşamanın felsefesi, yaşama sanatı diye bir şey var. Hatta bu isimde bir kitap da var, yaşama sanatı. Kitabında temel önermesi şuydu. Biz Batılılar yaşamayı bir sanat olmaktan çıkardık. Bir tür şeye dönüştü. Mekanik bir programa dönüştürmüş durumdayız. Oysa kadim toplumlar, özellikle doğulu toplumlar, Afrikalı toplumlar, kadim ve premodern, modern ilk öncesi toplumlar yaşamayı aslında sanat olarak alıyorlardı. Yani avlanmak şeyin bir parçasıydı, bu sanatın parçasıydı. İşte yağmurun karşılanması böyleydi. Güneş tutulunca buna karşı gösterilen duyarlılık böyleydi. Yemek yapmanın kendisi böyleydi. Çayın kendisi de böyleydi. Çay yapmak da bir şey, kahve yapmak da bunlar yani... kitabın temel şikayeti de bunun üzerineydi. Biz yaşamayı bir sanat olmaktan çıkardık. Mesela... O yüzden çaya ilahiler bile yazılıyor değil mi abi? Tabii tabii. Hazreti çay diyorlar diyorsun. Hazreti küçük derviş denir şeye. Küçük derviş. Semaver. Evet, fokurdadığı evet, için böyle içten içe fokurdar. Bir de bodurdur ya. O orada kenarda fokurdar böyle. Onu oraya bırakırsın fokurdar. İç kaynıyor ya. Şeyden de çünkü böyle şeyler de vardır. Sahabeler hakkında falan da böyle anlatılar vardır. Yani namaz kılarken göğsünden böyle hırıltı fokurdama sesleri gelirdi falan. Uzaktan bile duyulurdu onun falan diye. Bazı yollarda o, kalpte yanma var mı diye sorulabilir. İşte şimdi abi, ne oluyor? O içerideki işte fokurdamaya dışarıda bir model bulunmuş oldu. Dolayısıyla İşte ilk başta o şiirde anlattığın şeyden aynı model oldu. Aynı modellemeye modellemeden devam ediyoruz. İşte bir ihtiyaç var. Bunu tanımlamak istiyorum. Ben bunu semaver modelinde görüyorum. Yanıyor, içeriden fokur diyor ama bir yandan da hizmet ediyor. Sessiz sedasız etrafın ihtiyacını gören, fokur duyan, içten içe yanan bir tipik bir derviş yani. Dolayısıyla onu seviyorum yani. Ona sempati duyuyorum. Bir de abi ihtiyaç ona bir... dolabı meselesi var. İhtiyaç dolabı var. İhtiyaçlardan bahsedince, evet. Yasin'in öyle çok güzel bir yazım var abi ya. Şu ihtiyaç dolabını bir anlatsana. Onu ben abi, şöyle... Onu sen görmüş müydün? Gördüm, gördüm. Yani Ankara'daki şey... Beypazarı'ndaki Beypazarı, mesela. Evet, Beypazarı. Yani şöyle bir şey var aslında. Bizim Osmanlıcılık bahsinde konuşuyoruz. Yatay işte bir tasavvurdan bahsediyoruz. Yatay tasavvurdan bahsediyoruz. Coğrafi bir tasarımdan bahsediyoruz. Onu aşmak gerektiğini söylüyoruz. Bunu söyleyince şöyle bir şey zannediliyor. Mesela medeniyet, kültür, rafine bir işte efendim duyuş, rafine bir kültür bir falan deyince akla hemen Lale Devri, efendim Topkapı Sarayı'nın avlusunda gezinen falan şehzadeler. Arka planda uzaktan uzağa gelenen Hicaz bir Taksim falan gibi şeyler canlanıyor. Sarabat'ta salınan. Hafif bir Ramazan ambiyansı. Oryantalist bir Ramazan ambiyansı. İşte bugün her Sultanahmet'e kuruyorlar ya. Hafif bir Ramazan ambiyansı giriyor akla. Zannediliyor ki bunlardan bahsedilince böyle tırnak içinde bayık ve biraz da antika bir şeyden bahsediliyor zannediliyor. Oysa rafine şey, rafinelik meselesi, rafine kültür dediğimiz şey aslında bizde edebe taalluk eden, edebe uyanmış. Yani nesneleri rafine hale getirmek, işte yemek zevkini rafine haline getirmek değil. Yani bugünkü kadar yemek zevki hiçbir zaman rafine haline gelmedi. Niye? Bugün çünkü mide bu kadar önemli bir şeye geldi. Bugünkü kadar kumaş, işte giyim bu kadar rafine hale hiç gelmedi. Niye? Çünkü bunlar bugün, bugünkü kadar insanlar işte sakalına, kılına, tüyüne rafinelikse eğer yani görün... Buysa rafinelik. Buysa rafinelik, bugün daha rafineyiz. Ama bizim o klasik dönemde bulduğumuz rafinelik daha çok tavırda. Hmm. Tavırda bir rafinelik var. Öyle bir şey ki bu, mesela bugün rafine denince, rafine bir insan veya kaliteli insan falan diyorlar ya, bu denince aşağı yukarı şöyle bir şey canlanıyor. Bir tür böyle bir beyaz Türk şeyi canlanıyor zihinde. Oysa bizim klasik toplumun geleneksel toplum yapısının içinde köyde, dağın başında acayip rafine insanlar var. Çoban inanılmaz rafine, işte oradaki şey olabiliyor. Hepsi için demiyoruz bunu. Olabiliyor. İşte falanca köydeki filanca amcanın şahane bir şey timsali, rafine edep, ahlak, karakter timsali haline dönüşebiliyor.
O yüzden de sürpriz bir şekilde böyle bir rafine icadı biz Anadolu'nun işte Bozkır'ın ortasındaki bir kasabada, Beypazarı'nda bulabiliyoruz. Yani hani İstanbul'da olması şart değil böyle bir buluşun. Beypazarı'nda karşımıza çıkabilir. Kırşehir'in bir köyünde karşımıza çıkabilir. Çünkü bu bir insan malzemesi üzerinden gelişen bir incelik, incelme ve şey. Yani edep dediğimiz şey ruhani incelik, manevi yontulmuşluk ve rafinelik dediğimiz şey insanla beraber taşınan bir şey. Dağın başına, ormana, köye, şehire taşınıyor falan. Şey Rilke diyor ya abi, bulunduğum yerin mekanıyım ben. Neredeyse yani, orada evet, orada bu oradan hemen yükseliyor. Yani. Orada yükseliyor bu. Orada yükseliyor. Mesela bu insanlar tüccar olarak Malezya'ya gidiyorlar, Endonezya'ya gidiyorlar. Halk diyor ki nasıl bir insan, nasıl bir tüccar bu? Yani bu tüccardan etkileniyor, tüccarın dinini merak ediyor. Buna bu kaliteyi kazandıran, buna bu keyfiyeti kazandıran arka planı merak ediyor. Arka planda bir şey dinle karşılaşıyor ve doğal bir şekilde kolayca birkaç nesil içinde Müslümanlaşıyor orası toplu halde falan yani. Hani bir şeyin... Özellikle bir, Uzak Asya'da ve Afrika'da çok değil mi? Yani evet. Bir tüccarın böyle üzerinden... Evet, çok yani. Bir esnafın temsiliyle oluşan bir şey. Yani bu incelmişliğin medresede, bu incelmişliğin tekkenin içine sıkışmış, bu incelmişliğin sarayın içinde sıkışmış olması gerek, böyle bir şeye ihtiyaç yok. Esnaf da bu ince... Neyse işte Beypazarı meselesinde biz orada gezerken bir işte konak bir sürü müzeye dönüşmüş. Orada gördüğüm bir şeydi bu benim. İşte bir iki tarafa bakan, bir tarafı dışarıya bakan, bir tarafı içeriye bakan ve dönen bir dolaptı o. İçeriden yemek konuyor belli saatlerde. O dışarıya doğru çevriliyor. Dışarıda ihtiyaç sahibi onu alıp gidiyor. Yani, kimse birbirini görmüyor. Görmüyor. Yani, kim aldı, kim yaptı, kim verdi bunlardan habersiz. Yani iyiliğe nezaketin dindarlığa gördüğünü geçtik. Evet. Bir, şimdi, evet. Şimdi yani, ismini hatırlayamadım ama. Aynen öyle. Bir profesörümüz de şimdi ismini hatırlayamadım. Bir araba almış. Ayşhane ismini takmış arabaya. Ve geceleri yemek yapıp işte evsizlere, mültecilere, şehrin içinde kalan geceleri 3-4 gecede bir çıkıp insanlara yemek dağıtıyor. Ücretsiz. Mahmut Hoca. Mahmut Hoca. Mahmut Hoca. Yani. Oğlu Mustafa ile. Evet. Yani mesela işte ruh o da tam bir asaleti. Tam bir böyle asaleti bir böyle bir şey. O şeyin ikizi. İncelik, Beypazarı'ndaki amcanın evet, ikizi. Bu incelik böyle bir şey. Gece uyumuyor ve arabasıyla evsizlere şey dağıtıyor, yemek dağıtıyor. Bence çok konuşulması gereken bir isim. Şu yoğun gündemde oturup o amcayı, pardon o hocayı konuşmalıyız. Yani öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Yani bahsettiğimiz mesele bir müessese meselesi değil. Yani öyle olsaydı kolay olacaktı. Kurumları kuracaktın. Yani eskiden ne var? Diyelim ki işte şöyle bir kurum var. Bu kurumun benzerini taklit ederek, mimarisini falan da genelde öyle yapıyoruz ya. Mimarisini taklit edersin, ona biraz kalem nakışı eklersin, ona birazcık ney müziği eklersin içine. İşte bu bir de böyle ihya edilen şeyler, kervansaraylar, evet, hanlar vardı. Yani evet, ona bir de şey eklersin, bir dernek, derneğinde böyle şey bir ismi olur. Oralara göndermede Osmanlı bulunan böyle olur. İddialı bir ismi olur. Kurumu tasarlayıp kurunca o insanı, o kurumun doğal olarak, zorunlu olarak o insanı doğuracağını zannediyoruz. Öyle bir şey oysa yok. Yani aslında bir kayıptan bahsedilecekse, kaybolan bir insan tipidir. Yani burada kaybolan şey insan. O malzeme kaybolmuş. O malzemeyi tekrar ihya edersek o malzeme kendi kurumlarını, ihtiyacı olan kurumları zaten ihya edecek. O geri gelmesi gereken şey o insan tipi yani. O insan kaybolmuş. O insanın o davranış biçimi kaybolmuş. O insanın dünyaya, eşyaya yaklaşımı, ağaçla münasebeti kaybolmuş. Hayvanla münasebeti kaybolmuş. Yani 80 yaş, yani giderek bu çıtayı maalesef yükseltiyoruz. 70 yaş falan üzerindeki o Karadeniz'deki, efendim Mardin'deki, Ege'deki, fark etmez İç Anadolu'daki teyzelerin çiçekle münasebetine bakalım. Kediyle münasebetine bakalım. Kediyle kurdukları ilişkiye bakalım mesela. Ağaç kabuğuyla kurdukları ilişkiye bakalım. O zaman dünyamız aydınlanacak demek. Orada bir insan
bir insan şeyinden bahsediyoruz. Yani davranışlarda parça parça davranışlardan öğrenilmiş bir davranışlar silsilesinden değil. Ruhun efendim asaletinden, bir insan tipinin dışarıya doğru taşmasından bahsediyor. Kaybolan şey aslında bu ve bunu da uzakta aramaya gerek yok. Buna gideceksin. İşte hali hazırdaki o geleneksel malzemenin içinde yani bir binayı arayacaksın bence. Evet. Yani binayı ayakta tutacak, yenileyecek şey inşaat malzemesinden çok insani malzeme. Bu Orhan Tepebaşı'nın bir dizisi var Mustafa. Hatırlıyor musun? Hangisi? Ne çabuk eskir oğulsuz evler. Oğulsuz odalar. Evler çabuk, mi odalar mı? Ne evler çabuk eskir oğulsuzdu. Sanki odalar gibi geldi bana. Yani Orhan abi bizi izliyorsa Tepebaşı. Sahip olmayan yani oğulsuzluktan. Mesajı da söyler şimdi. Evlerin eskimesi çok gerçek bir şey değil mi ya? Evet. Yani, şimdi şeyden selam göndermiş Muhammed Karadağ kardeşimiz. Her gün dağıtılıyor İstanbul Kadıköy'de Ayşehane. Mahmut Kahraman Hoca. Sakarya Üniversitesi'nde sosyologmuş. Biz de gönüllüyüz diyor bu anlamda diyor. Işte. Vallahi bir sosyolog bir de yani. İşte, zaten tam da yani, şöyle yani bu ülkenin sosyolojisini çözmüş bir sosyologdan evet, bahsediyoruz. Yani, yani. Tekrar ismini zikredeyim. Mahmut Kahraman Hoca. Evet. Binlerce kez Allah razı olsun. Abi mevzu çok güzel. Bir şarkıyla tatlandıralım. Bu arada Tay İsviçre'den bir evet. abimiz selam yollamış. İlhan Filiz. Aleyküm selam diyelim. Bizi Tay İsviçre'den izliyormuş. Söylemeden geçmeyelim. Yani. Aleyküm selam. Ahmet abinin seçtiği bir şarkı. Eyvallah. Müslüman Kelt müziği diyebilir miyiz abi buna? Ya ben bunu şöyle yeni gördüm de yeni gördüm. Yani çok sevdim mi emin değilim ama yardım edersek hep beraber şunun için bunu seçtim ben. Yani bilinen çok da gizli kapaklı bir şeydi ama şunun için benim ilgimi çekti. Şimdi herhalde Kanada'da yaşıyor. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Yani bu Baltık tarafından olabilir. Kelt müziğine ilgi duyuyorsa Baltık tarafından olma ihtimali yüksek. Oradan birisi bir hanım Müslüman oluyor. Müzisyen, arp çalıyor, Kelt müziği yapıyor. Ama Müslüman olduktan sonra Kelt müziğinden kopmuyor. Yani İslam'ın bu yerelle kurduğu irtibat bakımından, ya. Çağdaş bir örnek olması bakımından ilgimi çekti. Çünkü herhalde Habibi falan diye de bir ismi var. O yani Habibi şarkının adı. Mesela şöyle sözleri, diyelim ki Attar'ın bir şiirini alıp Kelt müziğiyle yorumlayıp falan söylüyor. Bana bu şey ilginç geldi. Bu terkip bana ilginç geldi. Biraz da o yüzden seçtim. Hani beğenip beğenmemek dışında terkibin kendisi güzel zaten. İlginç. O zaman abi yardım bakalım. Et de bu şarkıyı dinleyelim ya. Evet. Yardım et derken itekli. İtekleyelim. Yasmin Amina Olya. O Olya. Habibi. Evet. Oh,
Ben beğendim şarkıyı. Yani biz işte Loraya Makyonet Müslüman olacak falan derken Müslümanı varmış yani. Varmış. Biz onu Endülüs, yani İspanya'da, Granada'da bir kaydını çalmıştık. Loraya Makyonet'in hatırlarsan. Evet. Bilsek bunu çalardık. Vallahi evet. Bunun dediğim gibi şey var. Yani bizim klasik şairlerimizden yaptığı şarkılar var. İlginç geliyor bana böyle. Anlamaya çalışıyorum. Bir de şey, eşiyle beraber bildiğim kadarıyla Kanada'da böyle yarı inziva hayatı gibi bir hayattalar sanırım. Ve şey yapıyorlar, yani böyle bir merkez kurmaya çalışıyorlar orada. İdi, hala öyle mi bilmiyorum. Merkez kurmaya da çalışıyorlar. İşte orada nedir? İslam'ın anlatılması falan üzerine bir şey, çalışmalar. Yani benim şaşırdığım olaylardan bir tanesi oldu. Şöyle bir şey olduğu zaman çünkü tam oturmuyor. Yani mesela Danimarkalısın, Müslüman oluyorsun, kendini ne üflemek zorunda hissediyorsun falan ya. Mesela bu... Evet, olmaz. Yani bu mesela hani böyle böyle bir çıkış yolundansa kelt müziği yaparak ama aynı zamanda o duyarlılıkla i̇şte, onu oraya ekleyerek yani onu evet yani bu keşke birisi Cat Stevens'a söyleseymiş abi ya, geçmişti yıllardan. Cat o kadife ses, o harika. Bu arada ezgiler boşa gitmez diye. Serkan isimli kullanıcımız Almanya Bavyera'dan selamlar diliyor bize. Burası çok şiirsiz diyor Bavyera için. Çünkü Bavyera'da çünkü Bavyera'da patates yetişir. Bavyera'nın şiirsizliği. Geç büyük bir Alman şiiri de var aslında ama. Ama işte bu, deyince, bakalım bu kullanıcımız o Alman şiirine tabi mi? Yani. Abi acayip bir şey dedin şimdi ama sen ya. İşte yani o başka şiir, bir şeye şiir, başka bir şeye o şiire tabi olmak evet, ya da o şiire tabi değil demek. Yani Almanya Bavyera'daki bir türkü Rilke ne kadar ilgilendirir? Düşünelim yani. Ya da ilgilendirir mi bilmiyoruz. İstanbul'dakileri ilgilendiriyor ama. Evet, bizi ilgilendiriyor. Belki de Almanya'ya gitsek Rilke okumazdık yani. Muhtemelen benim bir şey tecrübem olmuştu, işte Mısır tecrübem olmuştu. Orada artık dönmeye yakın zamanlarda kötü bir radyodan, bu AM bandından falan bizim hani neyden seslerdi? Yurttan sesler. Hani vardır ya yurttan sesler, dinlemesi zordur ya falan. Onları falan arıyordum yani. Hani doğrudan onları arıyorsun. Rilke'den ziyade muhtemelen işte Neşet Ertaş falan dinlemek isteyecektir gibi geliyor bana. Eyvallah abi. Zaten bir kullanıcımız da Necip Mahfuz'u nasıl bulduğunuzu sormuş abi. Yani böyle enteresan sorular yönetiyor size. Sizin okuyucularınız ve izleyicileriniz. Mısır'la olan bağlantınızı bilince. Evet. Doğrusu Necip Mahfuz'u bir iki bir şey okudum ondan. O kadarla kaldı yani çok. O anlattığı sokaklarını zaten gördüm diyorsun değil mi abi? Yani çok beni yakalamadı yani doğrusu. Yani birçoğumuz yakalamıştır. Bir şey, hepimiz evet. De yani bir Necip Mahfuz Mısır falan deyince böyle. Aslında şahane anlatılacak yani bir merkez olabilseydi, Arapların merkezi olabilseydi. O zaman daha ilgili yaklaşırdık muhakkak. İnanılmaz bir malzeme var ama orada. Ama işte bir pazarlama taktiği yani Nobel alması yani falan. Arapların merkezi öyle değil yani. Sunmakla birlikte evet, öyle olmadı. Sunumu yani. Öyleydi yani. Evet, öyle Nobel aldığı için kitaplara basarken bunu hep belirtirler ve bu bir pazarlama harikasına dönüşür. Öyle olmadı ama ya. Ama öyle olmuyor. Hepimiz bu bir etiket olmakla birlikte öyle onun hakikati yok. Doğru. Hakikati yok. Çünkü şöyle mesela Mısır'ın hala bile bu tarihte bile diyelim ki Eser'in arka taraflarına, Hüseyinliye Meydanı'nın arka taraflarındaki o arabaların giremediği eski kadim sokaklara girdiğiniz takdirde simsiyah kıyafetleri içinde işte gözlerindeki sürmeler, çenesindeki ve alnındaki o şeylerle nokta
işte sürme veya kalemle yapılmış noktalarla çok orta çağdan bakan falan böyle kadınlar görebilirsiniz, yaşlı kadınlar. Aslında o manzaraları görebilmek, o evlerin içindeki o kadını tasavvur etmek bile bizim için yeterince dinlemeye değer bir yeterince anlatı. Yeterince merkez içeriyor zaten. Aslında öyle yani. Anlatabilmek ile alakalı bir şey. Ben şahsen çok bana hitap ettiğini söyleyemem. Ölüler Şehri'ne girmiş miydin abi? Girdim. Girdin ve çıktın oradan. Ustad evleniyor. Yani. Sağ çıktım. Sağ çıktın. O kadar da vahim değil. Yani biz bir tabii. Böyle anlatılıyor. Şöyle bir şeyde yarar var tabii. Bir oralı birisinin, Kahireli birisinin eşlik etmesinde yarar var. Ama insanlar zorunluluktan da oradalar yani. 2-3 milyon insan. Ya mecburiyetten o mezarlıkların içinde yaşıyorlar. Şey ya, İnanılmaz evet. Bir şey. Genelde bu haber sitelerinin galerilerinde çok olur. Çok vardır. Yani. Ölüler Şehri deyip 10 tane fotoğrafa seni tıklatırlar. Evet. Ama onun arkasındaki hikayeyi yine göremezsin. Yani başka bir hikaye var. Evet. Toparlanması gereken bir yer orası. Büyük bir otobanla eski Kahire, yeni Kahire birbirinden ayrılıyor. Bu enteresan bir şey. Eskisi sanki böyle yıkılsın diye yeniden kopartılmış, kaderine terk edilmiş gibi duruyor. Yani gidiyorsunuz İmam Şafii'nin camisi ve türbesine çok yakın, hemen aynı mahallede Ehl-i Beyt hanımlarından işte Seyyide Nesibe'nin bir kabrini görüyorsunuz. Başka bir Ehl-i Beyt hanımının, bu tarafta bir sahabinin kabri, başka bir tarafta bir Arif'in kabri falan derken artık bizi gezdiren şoför dedi ki, yani akşama kadar gezip çeşitli mekanlar, makamlar, türbeler falan gezdikten sonra dedi ki, eliyle şöyle göstererek, ya buralar hep dedi böyle dedi yani. Buralar hep böyle alim, şeyh, sahabe falan dedi. Yorgun bir şekilde. Hakikaten öyle. Ama bir şey var tabii. Dökülen bir yer. İnşallah yani Allah güç versin de Mısırlılar oraya ihya etsinler. Bizim her hafta yaptığımız bir şey var abi. Kitap. Bizim için önemli olan kitapları getiriyoruz. Sana biraz geç söyledik abi ama kitabın şah kendisini getirmesen dahi aklında onun şeyini getirmişsindir. Ya benim için vazgeçilmez, çok önemli dediğin bir kitap var mı? Bu bir yana, diğerleri bir yana. Yani o ayrımı şöyle bir şey oluyor sanki. Zaman içinde bu liste sürekli değişiyor gibi geliyor. Bir tarihte çok önemli olduğunu düşündüğüm bir kitap zaman içinde aslında o kadar da önemli değilmiş gibi geliyor. Veya şöyle olmaya başlıyor. Hakikaten senin için çok önemli bir kitap ama söyleyince tuhaf kaçıyor. Yani çünkü o kitap senin o anda, o dönemde, okuduğun anda çok temel bir soruna cevap olmuş. Vazifesi de bundan ibaretmiş aslında. Sonrasında o kitabın üzerine tekrar düşününce kitap aslında çok önemli bir kitap olmayabiliyor ama senin için, senin kişisel tarihinde, kişisel menkıbende önemli bir yere. Sen artık o adam değilsin. Selaffuz ederken bile insan ya bu muymuş, hani hayal kırıklığı da yaratabilir cinsten bir şey olabiliyor. O yüzden risk zaten şey bir şey. Yani her hafta ama başka böyle, kitaplar evet, getiriyoruz. Böyle yani işte... Bir takım kitaplar aklımıza geliyor. Bir takım kitaplar kritik falan gelebiliyor. Belki birazdan bir tanesini söylerim. Bilemiyorum şu anda. Niye? Sen mi getirdin Mustafa deyip ben şey... Ya ben getirmedim. Bana bu sefer gönderdiler. Hepimize evet. Göndermişler tabii. Güven adı Güzel'in müzik yazıları İzdam Yayınları tarafından bir araya getirildi. Perilerin Dili adıyla. Güven'in yani işte kitabın arkasında da Aykut yazmış. Hani Güven sinema yazarı mı, müzik yazarı mı, şiir eleştirmeni mi artık belgesel yazarı mı, kim diye böyle bir kim yani bu şey Güven yazmış. Adı Güzel. Kim bu Güven Adı Güzel diye. Fakat ben Güven'in müzik yazarını bir uzun bir zamandır ilgiyle takip ediyorum. Güven az önce müzikle ilgili konuştuğumuz şeylerle ilgili de düşünen zekalardan bir tanesi. O yüzden hani bu kitabı görmek bugün kanala gelince çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim, onu tanıtayım dedim. Zaten birkaç gün içerisinde de hani bir haftalık okuyacağım kitaplar arasında olur diye söyleyeyim. O zaman ben ödevimi çalıştım herhalde bugün Mustafa. Ya önce Türkçesine aşık olduğum bir kitap. Salah Birsel'in Boğaziçi Şıngır Mıngır. Yani her şeyden önce muhtevası, içeriği bir yana Türkçe.
saf, temiz, akan, böyle süt gibi Türkçedir bu. İçeriği de çok enteresandır. Boğaziçi dolayısıyla, yani mekan Boğaziçi ama o Boğaziçi'nde saraylarda, kasırlarda, köşklerde, Osmanlı döneminde yaşanan enteresan hadiseler. Belki bizim tarih kitaplarından okuduğumuz hadiselerin başka tarafı, başka yüzünü anlatan çok renkli bir kitap. Bilmiyorum, içinde bazı bilgiler de doğru mu, yanlış mı, ondan da çok emin değilim. Fakat güzel anekdotlar var. Bir tanesini anlatayım. Çok enteresan bulmuştum. II. Mahmut, Sultan II. Beyazıt'ın mezarına, türbesine ziyarete gidiyor. Kur'an okumaya başlıyor. Beyazıt'ı Veli'nin türbesine gidip. Bir yerden sonra İkinci Mahmut gidiyor. İkinci Mahmut gidiyor. Gavur Padişah. Tabii Gavur Padişah. Öyle derler ya. Şimdi mesele daha da enteresanlaşacak. Kur'an okumaya başlıyor. Bitiriyor. Yanındaki insanlara dönüp diyor. Burada yatan şahıs kim diyor. Şimdi cevabı aşikar olan bir soruya ne cevap vereceklerini şaşırıyorlar tabii. Neyse bir daha soruyor. Burada yatan şahıs kimdir diyor. Efendim o sizin cennet mekan dedeniz. Sultan Beyazıt'ı Veli Hazretleri. Bu veli değildir diyor, bu delidir diyor. Bunun etrafı velilerle çevrili olduğu için ona veli derler diyor. Asıl veli benim diyor. Ama benim de etrafım delilerle çevrili olduğu için bana da deli diyorlar diye. Gerçekliği şüpheli ama öyle gülümseten bir detay. Bunun gibi bir sürü şey var bu kitapta. Enteresan. İkinci Mahmut... deyince bu onun da hani gavur padişah olması da hemen yanına eklenince benim aklıma hemen yani ikinci Mahmut, gavur padişah bir üçüncü şey daha gelir. O da şudur. Bu Topkapı'daki kutsal emanetler o bölümdeki odalardan bir tanesinde bir ikinci Mahmut levhası vardır. Yazısı vardır, hattı vardır. Hatta herhalde talik gibi bir hat, böyle güzel de bir yazıdır. Bir hadis-i şeriftir. Şefaatim ümmetimden kebair, büyük günah sahiplerinedir anlamına gelen bir şeydir. Hat çalışması. Hat çalışmasıdır. Yani hani gavur padişahın tırnak böyle içinde gavur padişahın böyle bir hadis seçmiş olmasını çok manidar. Çok manidar. Ben her zaman aklıma gelir. Ben sanki hatırlıyorum ikinci böyle söylerler. Şöyle zaten yani o Osmanlı sarayı sufi bir saraydır yani. Kesinlikle. Öyledir. Aziz Mahmut Hüdayi'den İşte mesela Sultan Birinci Ahmet'le Hüdayi arasındaki ilişki, Yavuz Sultan Selim Şeyh Bedahşi arasındaki ilişki, Yahya Efendi Kanuni arasındaki, Kanuni diyor ki ben 100 şeyhten diyor feyz aldım, 4 tane tarikata girdim falan, böyle şeyler çoktur bunlar. İşte ikinci Beyaz'ın ismi geçti, Amasya'daki şehzadeliği sırasında Çelebi Halife Halveti Şeyhidir mesela, onun müridi olmuştur falan. Bunlar çoktur yani. Böyle yan yana konunca boşta kalan yok gibi. Osmanlı Sarayı mürit şimdiki değilse, anlatıldığı gibi pembe dizi değil yani. Ha, mürit değilse muhiptir falan böyle. Hani yani bir büyüğümüz de öyle söylemişti. Genelde mürit değildir. Hani derviş olarak kabul edilmezler. Olmazlar. Ders verilmez ama şeydir demişti. Muhiptir. Muhiptir. Hamidir. Evet. O tarikatın büyüğüne, şeyhine, pirine bir şeyi vardır, evet. Sevgisi vardır. Ondan kaynaklı bir nasihat, kabul görme şeyi tabii vardır. Tabii nasihati demiş. Almak için uğraşır, duasını almak için uğraşır. Savaşlarda ordunun içinde iki tane böyle zata yer verirler ki hem şey olsun, duası alınsın, hem nasihat etsin falan diye. Yani muhiptirler. 1730'lar falandı İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatı. Öyle olsa gibi 1720'ler, 30'lar falan herhalde. Onun mesela ifadesi odur. Yani Osmanlı sultanları arasında, tabii kendi dönemine kadarki kısmını söylüyor. Osmanlı sultanları arasında tarikata, tasavvufa düşman bir sultan çıkmamıştır diye bir cümlesi vardır, bir tespiti vardır mesela. 1730'dur bu yani. 1730'dur. 18. yüzyıldır. 18. yüzyıldır yani. Ne zamandan başlıyoruz? 500 yıl. 500 yıldan bahsediyor dolayısıyla. Ne Osmanlıcılık falan derken içinde bunları da hesaba katarak evet, belki yani de vazgeçeceğiz bunları öğrenince ne Osmanlıcılıktan. Bilemiyorum yani. Yani baya baya sufi bir imparatorluktan bahsediyoruz. Aslında sufi evet, bir saraydan bahsediyoruz. Evet. Ama hiç öyle gösterilmiyor ya. Yani insanların kafasındaki algı şu anda bambaşka bir şey. Osmanlı Sarayı diye bir yer var. Burada kadınlar var.
bir tane erkek var. Dönen çeşitli entrikalar var. Bir nevi modern pembe dizi gibi. Evet, yani şöyle bir şey, eklememiz lazım. Şimdi sarayın bu tür ilgileri, muhabbeti, bağlantıları, himayesi falan olmakla birlikte sarayı, yani derdimiz sarayı aklamak veya sarayı tekke yani, gibi göstermek değil. Sultanları birer veli, sarayları birer tekke gibi göstermek değil amacımız. Ama şu çok önemli bence. Öyle bir yaygın ve toplumun her kesimine nüfuz etmiş bir temel perspektif var ki, bir bakış açısı var ki, bu bakış açısı mesela Mevlid-i Nebevi, yani Vesilet-ün Necat adıyla Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde de karşımıza çıkıyor. Türküde, Karacaoğlan'ın türküsünde karşımıza çıkıyor. Efendim işte müzikte karşımıza çıkıyor. Sarayda da karşımıza çıkıyor. Yani temel bir perspektif var. Bu perspektif, saray buna bigane kalamıyor. Saray buna ilgi göstermek zorunda kalıyor. Ya da gönüllü olarak ilgi gösteriyor. Çünkü bu ana akım. Ana akım. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu biraz belki tuhaf, ilginç, yani iddialı gelebilir ama o kanaatteyim. Mesela bugün ekberilik dediğimiz perspektif, yani İbnül Arabi perspektifi bugün ana akım mıdır, marjinal bir akım mıdır? Marjinaldir bana kalırsa. Yani İslam dünyasında daha çok da Türkiye'deki duyuş, anlayış, düşünce, tasavvur içinde marjinaldir. Yani ana akım değildir. Kenarda bir yerde ya göz yumulan ya da tekfir edilen bir marjinal akımdır. Osmanlı'da ise ana akımdır. Yani, çok acayip bir fark. Yani. Evet. Yani çok bugün marjinal bulunan bir şey Osmanlı'nın temel perspektifi oluyor. Yani aradaki şey bu. Yani uçurum bu. Uçurum mudur, mesafe midir? Yani Osmanlı'yı sahiplenirken de şey yaparken de biraz göz ardı edilmemesi gereken şey. Bir gün konuşalım abi, daha detaylı inşallah, konuşalım. İnşallah. Çünkü olaysız dağılma zamanımız gelmiş. Bir söz vermiştim, onu yerine getirmek isterim müsaadeniz var ise. Evet. Tabii. Varmış aklımız. Ya şöyle, uzun zamandır arkadaşlarla konuştuğumuz ve Twitter'da da gündeme gelen bir şey. İstanbul'da Cuma Selası'nın okunması isteği. Anadolu'nun birçok şehrinde Perşembe geceleri okunur, yani tabii. Cuma'ya bağlanan gibi Cuma Selası okunurken neden İstanbul'da okunmuyor diye insanlar böyle bir feveran içerisindeler. İşte hatta Çenk'te böyle bir imza kampanyası başlatıldı. Hani İstanbul'da en azından Fatih Camii ile Sultanahmet Camii'nden başlanarak bu gelenek yani bir hadisle müjdelenen şehirde neden bu gelenek devam etmez diye bir feryat var açıkçası tırnak içerisinde. O yüzden buradan İstanbul Müftülüğü'nden birileri bizi izliyorsa en azından bu şeyi de, dileği de, insanların seslendirdiği bu şeyi de dikkate alsınlar isteriz. Tamam. Bu arada birazcık daha zamanımız var ama reklama gidiyoruz. Öyle mi? Evet. Bir karışıklık oldu. Olur reklama abi. Gidelim. Söyleyeceklerimiz bitmemişti zaten. Eyvallah. Ben dizileri, filmleri daha da hızlı indirip izlemek istiyorum. O zaman size bir kartımı vereyim. 4.5G çok yakında geliyor. Sim kartlarınız şimdiden mağazalarımızda sizi bekliyor. 4.5G sim kart değişimi yıl sonuna kadar ücretsiz. Üstelik 1 GB internet de hediye. Turkcell, birlikte her gün daha iyi. Türk Telekom ve TTNET müşterilerine müjde. İstediğinizde tablet, dilediğinizde laptop olabilen Intel Atom işlemcili Lenovo Mix 300 faturanıza ek. Sadece 45 liraya Türk Telekom Grup mağazalarında. Mükemmel tasarım hem yüksek performans. Yani içi ayrı güzel, dışı ayrı güzel.
Casper Via V9. Türk Telekom ve TTNet müşterilerine müjde. İstediğinizde tablet, dilediğinizde laptop olabilen Intel Atom işlemcili Lenovo Mix 300 faturanıza ek. Sadece 45 liraya Türk Telekom grup mağazalarında. Hiç unutur mu? Ona tertemiz duygular besleyenleri unutur mu hiç? Türk Telekom'un ev telefonundan vefalı müşterilerine su baskını, yangın ve hırsızlık durumlarında evinizi güvence altına alan konut sigortası hediye. Ev telefonunuz varsa bitmeyen fırsatlarınız var. Türk Telekom ve TTNet müşterilerine müjde. İstediğinizde tablet, dilediğinizde laptop olabilen Intel Atom işlemcili Lenovo Mix 300 faturanıza ek. Sadece 45 liraya Türk Telekom grup mağazalarında. Mükemmel tasarım hem yüksek performans. Yani içi ayrı güzel, dışı ayrı güzel. Casper Via V9. Yılların ev telefonu. Onu baş köşeye oturtanları hiç unutur mu? Ona tertemiz duygular besleyenleri unutur mu hiç? Türk Telekom'un ev telefonundan vefalı müşterilerine su baskını, yangın ve hırsızlık durumlarında evinizi güvence altına alan konut sigortası hediye. Ev telefonunuz varsa bitmeyen fırsatlarınız var. Daha zaman kazandık. O zamanı şöyle değerlendirelim istiyorum ben. Gelen kitaplar ve dergiler var. Eyvallah. Yılkı, Üsküdar'ın dinamik ve genç dergisi demek hayalde yanlış olmaz. Çok güzel bir Bedri Gencer söylesi var. Bedri Hoca, modern dünyanın krizi hikmetten yoksun kalmasıdır diyor. Şiirler gayet iyi. Özellikle ben Muhammed Nuri Demirli'nin şiirine dikkat çekmek istiyorum. Şiirin ismi de enteresan. Mavi herkes sever, kırmızıdan uzakta. Ha, güzel. Tavsiye evet. ediyorum. Mustafa, sende kitaplar var. Evet, bende Avangard kitaptan var. Avangard yeni kuruldu. Yani bu bastıkları ilk kitapları, yanlış söylemiyorsam.
Bize de iki kitap gelmiş. Konfüçyüs Üstad dedi ki diye. Hakan Arslan benzer çevirisi olması önemli. Bir şairin çevirisi olması bizim için daha da önemli kılıyor bu kitabı. İçinde çeşitli aforizmalar var. Keyifli okunabilecek bir kitap. İkincisi Benim Yolum Terapi Günlükleri. Bu tip kitaplar da son dönemde çok okunuyor gördüğüm kadarıyla. O da bir annenin kendini bulma yolculuğu alt başlığıyla basılmış. Bunundur çevirmenin, yazan Betül D. D. Böyle bir isim seçmiş ama yine Melek Arslan benzerinin ön sözüyle diyelim. Eyvallah. Hasan abinin önerdiği bir şarkı vardı. Bugün kü konuyla ve Ahmet abiyle de uyumlu olacak. Mesnevi'den bazı dizeler bestelenmiş. Farklı bir yorum, değişik bir yorum. Onu dinleyerek veda edelim. Doğru söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama Bişnavu Aznay. Bu galiba şarkının ismi. Bu işte Mesnevi'nin ilk kelimeleri. Evet işte. O zaman Mesnevi'nin... Dinle neyden. Dinle neyden. Onun Farsçası. Farsçası. Evet, onunla veda ediyoruz. Haftaya aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Başımda özne çığan yukayet bir konu me.
جدایی عشقا